tadı olmayan bir şeyi neden içeyim ki? Metni cevapları ve soruları Ata Yayıncılık 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı sayfa 228-229-2303-2321-2323-2324 Sağlık ve Spor, tadı olmayan bir şeyi neden içeyim ki? Metni cevapları 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 228 cevabı. Hazırlık çalışması suyun vücudumuza yararları ile ilgili edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, maddeler halinde suyun vücudumuza yararları şunlardır. Cildi güzelleştirir. Vücut ısısını ayarlar. Besinleri ve hormonları vücutta ihtiyaç duyduğu yerlere taşıma görevine sahiptir. Vücudun ısı dengesini ayarlar. Vücutta biriken zararlı maddeleri dışarıya atılmasını sağlar. Yediğimiz gıdaların çözünerek sindirilmesini ve emilmesini sağlar. Vücut ısısını ayarlar. Özellikle sıcak havalarda vücutta terleme ve buharlaşmayı sağlayarak vücudun serinlemesini etkiler. Hücrelere besin ve oksijen taşır. Eklemlere destek sağlar. Kabızlığı engeller. Bazı toksinleri atarak böbrek ve karaciğerdeki yükü azaltır. Vitaminler, mineraller ve diğer besinlerin çözülmesine yardımcı olur. 1. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 230 cevabı. Metinde yer alan anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarına uygun başlığın altına yazınız. Metinden hareketle anlamlarını tahmin ediniz. Sözlük anlamlarını uygun başlığın altına yazınız. Cevap: İşlem kelimesi. Tahminim, işin geçtiği evrelerin tümü. Sözlük anlamı, bir işi sonuçlandırmak için yapılan işlerin ve uygulamaların, işin geçtiği evrelerin tümü asit kelimesi. Tahminim, hidrokenli madde. Sözlük anlamı, suya karıştırıldığında hidrojen iyonları veren, mavi turnusolü kırmızıya çevirme özelliğinde olan ve bileşimindeki hidrojenin yerine maden alarak tuz oluşturan hidrokenli bileşik ve anlamını öğrendiğiniz kelime ve kelime gruplarını cümle içinde kullanınız. Cevap: Yapılan işlemler sonucunda tutuklanmasına karar verildi. Asitli içecekler sağlığımıza zarar verir. 2. Etkinlik aşağıdaki cümlelerde duygu belirten, doğa seslerini yansıtan ya da bir kimseyi çağırmak için kullanılan kelimelerin altını çiziniz. Cevap: Haydi, bize gidiyoruz. Aman dikkat edin, kolinin içindeki eşyalar kırılmasın. Eyvah, ödevimi evde unutmuşum. Of, bu akşam da kitap okuyamayacağım. Aferin, bu çalışmanı da başarıyla tamamladın. Ya Rabbi, sen bizlere sabır ver. Çuval güm diye yere düştü. Aman Allah'ım, bu ne güzel bir çocuk böyle. 3. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 221 cevabı. Aşağıdaki yüz ifadelerinin karşılarına anlamlarına uygun cümleler yazınız. Cevap: 4. Etkinlik metindeki ünlem ifadelerini belirleyiniz. Daha sonra bu ifadelerin hangi anlamda kullanıldıklarını yazınız. Cevap: Hayır. Reddetme manası taşır, sorun var demektir. Dikkat çekme manası taşır. 5. Etkinlik aşağıdaki soruları okuduğunuz metinden yararlanarak yanıtlayınız. 1. İnsanlar su içmeden en fazla kaç gün yaşayabilirler? Cevap: İnsanlar su içmeden en fazla 7-8 gün yaşayabilirler. 2. Vücudumuzda su olmazsa neleri yapamayız? Cevap: Vücudumuzda su olmazsa hiçbir işlevi gerçekleşmez. 3. Su, vücuttan hangi yöntemlerle atılmaktadır? Cevap: Su, vücuttan hangi koşup terlemek, tuvalete gitmek ve nefes almak yolu ile bile atılmaktadır? 4. Asitli içeceklerden neden uzak durulmalıdır? Cevap: Asitli içecekler, su içmeyi unutturur, yorar ve vücuttaki asidi arttır. 5. Bir insanın günlük su ihtiyacı neye göre değişmektedir? Cevap: Bir insanın günlük su ihtiyacı yaşa, kilosuna ve mevsime göre değişmektedir. 6. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 232 cevabı. Suyun neden yararlı? Aşağıda görselleri verilen içeceklerin ise neden zararlı olduğunu örnekteki gibi karşılaştırınız. Cevap: 7. Etkinlik 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Ata Yayıncılık Yayınları sayfa 233 cevabı. En sevdiğiniz yiyecek veya içecekle ilgili hazırlıklı konuşmanızı yapınız.
Hazırlıklı konuşmanızı yaparken beden dilinizi etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz. Konuşmanız sırasında öğrendiğiniz bağlaçları ve edatları uygun yerlerde kullanınız. Hazırlıklı konuşma yapan arkadaşınızı değerlendirmek amacıyla aşağıdaki kontrol listesini doldurunuz. Cevap: benim en sevdiğim yiyecek patates kızartması ve kola. Hem kolay yapımı hem de tadı sebebiyle bana çok cazip geliyor. Kola ise sıcak yaz günlerinde serinletici harika bir içecek. Annemin her gün yapsa sıkılmayacağım tek besin maddesi bu sanırım. Tek sıkıntısı yağlı olduğu için sivilce yapıyor olması. Konuyu belirlemiş. Konuyu sınırlandırmış. Konuyu araştırmış. Konuşmasıyla ilgili materyalleri tam ve eksiksiz getirmiş. Uygun hitap ifadeleri ve nezaket kelimeleri kullandı. Göz teması kurarak konuştu. İşitilebilir bir ses tonu kullandı. Tonlama ve vurgulamalara dikkat etti. Akıcı ve anlaşılır bir dille konuştu. Konuşmasını uygun grafik, görsel ve çoklu medya araçlarıyla destekledi. Konu ile ilgili kanıtlara atıf yaptı. Konuşmasını uygun kapanış cümleleriyle bitirdi. SYF, tadı olmayan bir şeyi neden içeyim ki? Metni cevapları. Sayfa 234 SYF 8, etkinlik öğrendiğiniz kek tarifini işlem basamaklarına dikkat ederek yazınız. Tarifi yazarken kullandığınız malzemelerle ilgili grafiği uygun şekilde doldurunuz. Cevap: farklı çeşitleri olsa da en klasik kek tarifi 2 veya 3 yumurtayı bir bardak şekerle çırpmakla başlıyor. İyice çırpılan yumurta ve şekere bir bardak veya yarım bardak yağ ve bir bardak süt veya yoğurt eklenir. Daha sonra kabarma tozu, vanilya ve un eklenir. Eğer meyveli yapılacaksa meyveler, kakaolu yapılacaksa kakao eklenerek 180 derecelik fırına verilir. Gelecek derse hazırlık aşının nasıl bulunduğunu, nasıl hazırlandığını ve niçin önemli olduğunu araştırınız. Edindiğiniz bilgileri defterinize not ediniz. Cevap: 1718'de Marie Wörth de Montagu Türklerin daha önceden hastalığın hafif aşamalarındaki insanlardan bir sıvı alarak aşılama yaptığını ortaya koydu ve kendi çocuklarına bu aşıyı yaptı. Aşılar virüslerin laboratuvar ortamında zararsız hale getirilmesi ve bozulmadan kalması için koruyucularla beraber saklanmasıyla oluşur. Aşılar bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve toplum sağlığı için önemlidir. 6. sınıf Türkçe ders kitabı Ata Yayıncılık Sağlık ve Spor sayfa 228-229-230-231-232-233-234 tadı olmayan bir şeyi neden içeyim ki? Metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.